Tekrar herkese günaydın dileyelim. Birav gününde daha birlikteyiz. Evet, bugün ustalar buluşuyor. Bakalım. Turna'nın ustaları Seka'da buluşacak. Bugün keyifli bir av yapacağız. Trofeler, uçanlar, kaçanlar. Bence güzel bir video olacak. Evet, videomuza başlıyoruz. Bakalım, Güngör botu ayarlıyordu. Şöyle çevirelim. Botumuza doğru gidelim. Su güzel, hava güzel, her şey güzel. Yani balık için şu anda her şey hazır. Tek eksik balık. Şu anda Seka'ya gidip biraz vakit kaybedeceğiz ama yapacak bir şey yok. Orada buluşacağız dedik. Yoksa buralarda atmaya başlasak şu an balık alırız yani. O yüzden biraz belki geç başladığımızdan dolayı balık sayısında azlık olabilir. Ama sorun değil. Amaç keyif almak. Evet. Güngör'de durana kadar hazırlamış her şeyi. Günaydın Güngör Bey. Nasılsın? Bugün büyük gün mü? Ben de ineyim mi aşağı? Şurayı çözeyim. Bir dakika, çözüyorum. Bunu birisi domuz bağı gibi bağlamış birisi bunu. Bıçak var mı? Keselim olmadı Güngör ya. Benim çantada var. Bunu açılmamak üzere bağlamış. Bir daha herhalde açılmasın diye. Kaçak kullanım olursa mühürlemiş adam bunu, açmasınlar. Güngör. Hava harika, su harika, her şey harika. Biz Alice harikalar diyarında mıyız yoksa? He? Tutangalar harikalar diyarı. Ben şimdi nereden? Bu uçtan mı bineyim? Şuradan atlasam ne olur? Şunları vereyim ama sana. Şu bıçakları vereyim. Şunları da vereyim. Tamam tamam. Var mı öyle bir şey? Yok. Kıçımız ıslansın artık. Yapacak bir şey yok. Hop. Oturdum bile, kuruttum bile. Tamam. Bugün diyorum ki ustaların buluşma günü bugün. Turnanın ustaları, turnanın şahları bugün buluşuyor. İnşallah. Büyük trofeler bekliyoruz. Hadi bakalım. Ekipler de burada. Herkese rast gelsin. Gençler günaydın. Var mı bir şeyler? İyi bakalım. Evet, ot temizliyoruz. Şöyle biraz çektik. Kaç yapmış? İki yaptık dedi galiba. Evet. Şunlar kim? Onlar da Volkanlar mı yoksa? Ya başka birisi galiba. Aykutlar mı onlar şey? Aykut mu onlar? Arkadaşlar. He? Eyvallah. Rastgele. Evet. Hava çok güzel. Su çok güzel. Drone'u da uçuracağız mı? Hadi bakalım. Gün bugün mü Semih? Evet. Şöyle uçuyor durumumuz.
Mükemmel bir manzara var ya. Harika bir güneş, harika bir su. Evet. İki ekip var. Diğer arkadaşlar orada avlanıyor. Bak bakayım balığı hadi. Dün güzel balık yaptı. Evet arkadaşlar. Ustalar burada. Evet ustalar savaşıyor. Güngör yakalayacağım diyorsun he? Ya, tuttu, tuttu. Hasan tuttu lan. Geliyor, geliyor. Hasan geldi lan, geldi. Sen oraya be. Ne diyor? Takip mi yaptı? Göğsümüze sahtesini de yazdık. Evet, o sahteyle aldım. Günün ilk balığı. Herkese rast gelsin diyelim. Yakala ve sal yapalım. Güzel bir sahteyle aldık. Evet, Tiger. Tiger iş yapıyor. Göğsümüzdeki de Tiger. Gördüğünüz gibi. Çılgın bir balık. Nasıl boy? Boyu da güzel. Çıktı, çıkacak abi. Nasıl ısırmış o? Boyumuz da güzel. Of, boyu da iyi. Evet, vay 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 vay. Geliyor. Abi bu güzel, büyük. Güngör bu sefer şeye çek, GoPro'ya çek Güngör. Of of of, altta. Ooo Güngör. Kepçe kepçe Güngör. Kepçe nerede, yok mu? Kepçemiz nerede bizim? Ana. Güzel takalım, güzel takalım. Of. Nasıl alacağız bunu Güngör? Semih. Gelsenize. Kepçe lazım, kepçe. Kepçe lazım, kepçe. Çok güzel balık aldık gençler. Günün trofesi. Ulan kepçeyi almamışız ya. Kusura bakmayın ya. Çok da çok da iyi değil ama şey ya. Çıkmaz ya, kaçardı şeyle. Ay lan var ya, namussuza bak. Hoppa ay lan var ya, çılgına bak ulan. Ulan çılgına bak, çılgına çılgına bak. Eyvah eyvah. Yok şeye takıl, şeye takıl, bırak gel. Güngör dur. Ay ay. Kuzu ya vallahi. Tam nereye takıl biliyor musun? Vallahi billahi var ya, dört kişi sağ. Ulan kepçeyi biz aldık, düşürmedik değil mi? Güngör. Çıkar mı ondan? Çıkma delik Hasan. Şey yapsana be, şunu şu 2 dakika şu şey cetvelle ölçelim mi Hasan? Ölçelim abi. He? Tamam. Şeyde kepçeyi yan taraftaydı yani. Şöyle yapayım bakayım, evet. Eyvallah. Of, of, of. Getirsene bir bak, bu da şöyle yaptım. Evet, şöyle görüyorsunuz. Devasa bir turnada. Devasa bir turnada saldırı izini görüyorsunuz. Nasıl bir balık saldırdı abi buna ya? Buna nasıl bir balık saldırdı Güngör? Vallahi evet. Evet, 67 santimlik turnaya müthiş bir saldırı var. Evet, günün trofesini aldık Güngör. Vallahi. Resimdekini tuttun mu? Resimdekini tuttun mu? Diyorsun ya resimdekini. Aynen öyle biz ya. Evet, hadi bakalım. Salalım mı? Yok yok. O gider gider. O var ya, o cingöz o. Dur, elim şey. Gemi ya. He? Vallahi gemi. He? Göster aslanım. Göster amcalara. Hadi bakalım, güle güle git. Hadi daha büyüde gel. Tup trofe ol. Lan var ya bugün. He? Daha bitti oğlum, o bitti. Bitti gitti. Vallahi eyvallah Semih'im ya. Abi sen şunu bir al. Ver abi. Abi şuna da bir bakar mısın, evet. Video çekmiş mi diye. Güngör, Güngör bak. Vallahi atacağım suya seni ha. Kaç tane sahne kaçırttırdın ha. Hedefimiz büyükler. İnşallah bu saldığımız küçükler seneler sonra
büyük olarak bize döneceğini düşünüyorum ben. İnşallah. Artık yani böyle 90'ın üzerinde görmek istiyoruz balıkları. Ben 100 üzeri istiyorum. Nasıl? Ben 100 üzeri. Abi benim... 90'ın üzeri diyoruz işte yani. Tamam. Ya 90 da iyi bir balık abi yine. Ama aldığım için yani hani hedefim şey ya benim 100 rekor, üzeri. Rekor tazeleme. Yani rekor tazeleme. Tabii 90 çıksın istemez miyiz çıksın ama. Abi tabii canım. Yani inşallah öyle bir şey denk gelir yani. İnşallah. Olmaz diye bir şey yok. Yani bence sırtı olayı da Sapanca'da mutlaka olmalı. Balıkçılıkta özellikle. Çünkü sabah ne yapıyor? Sabahın işte ilk saatlerinde balık kıyıda, daha sonrasında balık açığa gidiyor. Açığa gittiği için doğal olarak açıkta da sahtelerle daldıramayacağın için o uygun metrajda, uygun derinliğe göre sahtenimizi ayarlıyoruz. Gerekirse ön kurşun daldırarak balığı derinden almaya çalışıyoruz. Yani balık 9'dan sonra, 8'den sonra değil mi? Şeyin aynen. Yapısına göre, sıcağa göre. Yani yazın daha da erken bile gidebilir. 7'de bile gidebilir. Bazen 7'de burada balıkta duramıyorum ben. Mesela yazın Temmuz'da balıkta duramıyordun. 7 oldu mu var ya. Dün de öyleydi abi. Ya dün de öyleydi ama yani şimdi artık saat 9'lar 10'lar yani rahatsız etmiyor. Aynen. Ama 7'de mesela yazın var ya fenalık geçiriyorsun yani. Hava güneşli olursa eğer bulut olmazsa çok rahatsız ediyor. Balık da doğal olarak o da rahatsız oluyor. Derine gidiyor. Ya ben çok aldım derinden. Ben geçen sene yani artık ben şeyimi unuttum ya. Kendimi artık unuttum öyle söyleyeyim. Ya teknem arızalandıktan sonra ben derin avcılığını da unuttum. Çünkü teknede çok daha rahat oluyor. 4 tane olta hatta 5 tane olta atıyorum. Çok sistemli atıyorum. İstediğim gibi de orada oynuyorum. Teknedeki çünkü rahatlık, keyif hiçbir yerde yok. Aynen. Yani. Masanın üzerinde kurşunlarımı ayarlıyorum, gözlerimi ayarlıyorum. Hiçbir şeye karışmıyor. Orada ayarlayıp ondan sonra onları sistemli bir şekilde atıyorum. Merayı görüyorum, geziyorum falan. Müthiş yani. Mutlaka alıyorduk. Sonarla, özellikle sonarla derinliği de buluyorsun. Tabii aynen. Özellikle Temmuz ayında yani Temmuz ayında ben derinlerde mutlaka alıyordum. Temmuz'un başında bayramın öncesinde miydi? Yani bayramın sonrası da olabilir bitimi. Hop şey oldu abi tekne arıza yaptı. Motoru arıza yaptı. Daha yeni çözüldü. Şöyle alacağım kolum ağrıdı. Şöyle çevireyim. Bana verebilirsin abi. Daha yeni bana... yap sıkıntı yok ya şöyle. Daha yeni çözüldü yani öyle söyleyeyim. Ama derin avcılığı mutlaka olmalı. Yani büyük trofeler hayaller var ya bence sırtı da gelecek. Ben sana söyleyeyim. Hani burada da alabilirsin ama burada alacağın dönemler belli. Çok büyükler de var burada ama asıl derinlerde o 1,5 metreler diyorlar ya hani hikayeler mi diyeyim artık. Sen gerçi yaşadın. Sence ne kadar senin gördüğün? Abi ben kendimden büyüğünü 2 defa gördüm. 2 defa kendinden büyüğünü gördün. Yani o zaman 2 metreye yakın. Aynen. Yani müthiş. Bu sene... su altında çok video çekemedim ama yine senin burada evinin olduğu yerde birkaç tane böyle video çektim yani. Hı-hı. Küçük balıklarda ama yine de suyun altında izlemesi de ayrı bir zevki var yani. Evet. Yani bir de avlanabilirken çekebilsem onları var ya harika görüntüler olacak yani. Bence de yani çok keyifli olur. Yani burada şimdi şöyle bir şey var zaten. Yani mutlaka herkes av yapıyor. Güngör. Aldın mı? Gel al. Gel çek. Gel. Evet, kalamayı göster. Evet. Kalamayı göster. Çok güzel boy. Evet sıkıyoruz. Kafayı göster. Kafa nasıl atıyor görüyor musun? Çok güzel boy geliyor. Tam evet. Da konuşurken. Boyumuz harika. Balığımız boyumuz geldi. Harika. Bana versene telefonu bir de canlı yayın yapayım abi. Heh, hadi bakalım. Yanında hemen yanında. Evet Hakan abi sırtı bugün da, çok formunda ve evet. Bugün... 5. balığını yakaladı. Videoya alamadığımız şey var. Bir var tane ya, 70 santime yakın bir balık var. Onu ama şeyde durdursana GoPro'da abi. Çektik. Durdursana abi. Ya sıkıntı yok. Gitmesinde sorun yok. Tabii bunu geliyor mu? Kaçırdık mı lan? Vallahi gitti. Hayır gitti ya. Harbi mi diyor? Gitti. Bilmiyor. Balık gitti. Vay be. Ot değildi ama. Kafayı görmedin mi sen? Evet. Kalamayı açmayı görmedin mi? Ot değildi. Gitti. Kafa attı ya. Böyle vuruşları görmedin mi? Bizim iyi. Yok mu abi? Bak kamerada ben sana göstereceğim. Tamam. Gördüm canım. Ya böyle kafa atamaz ot.
Yani çok sağlam kalamayı nasıl açtı görmedin mi? Boğut kalama mı açar? Dedim bak tam orada yaptı onu gene ha Güngör. Çok ama şey yaptım. Tasmalamada şey oldu. Aynen. Bana da öyle geldi. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak balık güzel balıktı. Çünkü balığın yani bir kere kalama açmasından anlıyorum. Yani büyük balık olduğum var ya car götürüyor böyle Güngör. Arkadaşlar biraz da bu kaçırma sebeplerimiz videolar. Videolara girsin yani. Yani videolara girsin diye uğraşıyoruz. Kadraja girsin aynen. Bizim haricimizde bir Hakan abi bir ben devamlı böyle kamerayla çekim yapıyoruz. Bizim için de zor oluyor aslında. Harici bir kameraman kesinlikle yani. Olsa veya sabit bir kamera olsa. Aslında sabit bir kamera da işimizi görür gibi geliyor abi. Ya sabit de görebilir. Doğru söylüyorsun ama yani o sabit de işte çevir evir. Yani o tarafa yönlendir nasıl yapacağız? Balığın nereden geldiği belli değil ki. Dönecek o zaman yani ona göre ayarlayacağım. Abi U yapar mısın? He? Şöyle U yap bence. Nereden? Şöyle aynı şekilde. Şuradan döneyim değil mi? Aynen. Dönecektim biraz daha ileriden de. Buralar senin olduğun yerler biraz daha sıvan abi. Oralar sıvan da zaten şuradan dönecektim ileriden de biraz daha gidip dönecektim. Şimdi şurası yatak ya. Dönüşte yatağı öldürmeyelim diye de neyse. O bir şey değil de bugün ben sıfır çektim galiba. He? Bugün mü? Aynen. Fena yaramaz bir şey bu ha. Her şeyi yiyor bu. Murtaza? Murti. Ne haber? İyi misin? He? Güzel. Kocaman olmuş ya. Birazdan orada kahvaltı yapacağız. Seni bekliyorum oraya. Gelirsin tamam mı? Tamam mı? Bak oradayız. Hadi bakalım. He? Güzel gözlü. Ne? Canavar gibi değil mi? bu tereyağı, bal, kaymak hepsinden yer. Yarışmanın öncesinde doyamıyoruz balığa. Turna balığı bizim için bir artık yaşam tarzı mı diyelim? Aynen. Hayat aynen. Felsefesi mi diyelim? Çok seviyoruz turnayı. Çok keyif aldık. Güzel balıklar tuttuk. Ne diyorsun bugünkü av için? Bugün güzel başladık aslında. Evet, hızlı başladık. Aynen. Yani bugün bayağı bir efsane olacaktın yani. Evet. Yani vakit kaybımız çoktu aslında. Çok. Biz Seka'ya gittik. Seka'da işte arkadaşlarla buluşacaktık. Buluştuk da aslında ama orada bir zaman kaybı yaşadık gibi geldi. Sabah suyunu öldürdük aynen. Bir kere kafadan. Aynen. Yani buradan 40 dakika bizim Seka'ya gitmemiz en az yarım saat aynen. 40 dakika. Yani buradan atarak da gitmedik bile direkt gittik. Aynen öyle. Orada atmadık. Artı drone'la çekimler yaptık. Güneşin doğuşunda çok güzel çekimlerimiz var. Yani aslında videolar güzel olsun diye uğraşıyoruz. Aynen. Biraz da videoya yöneldiğimiz için aslında ikisi bir arada gitmiyor. Umuyorum belki böyle ilerlerse. Ya bu iş bizim yani gitgide daha güzele gidiyor yani. Evet, o evet. Kesin yani. Evet. Kendi çevremizdeki arkadaşlardan da bunu söyleyenler var zaten. Bunu yapa yapa. Ya ben çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Mesela ben evdeyken bazen gidemediğim zaman balığa
Başkalarını izlemek o kadar keyif veriyor ki turnuva balığı avcılığında özellikle. Yani orada oluyorum, o anı yaşıyorum. Gidemeyen insanlar olabilir. Aslında gidemeyenler için bir nevi biz şey yapıyoruz. Bunları paylaşıyoruz. Memnunum yani, büyümek istiyoruz. Güzel işler ya yapacağız. Bence dediğin gibi genellikle takip ettiğim mesela çoğu mesela yabancı ülkelerde, Rusya'da da olsun mesela en çok yoğunlukta, Brezilya'da mesela. Buralarda yoğunluk olan balıkçıları takip etmekteyim. Fikirleri olduğu gibi mesela şey de var abi, teknikleri de, atış teknikleri de, evet, bağlama teknikleri falan var. Gerçekten. Ya bunlar da hepsi güzel, önemli ya. Güzel işler paylaşıyor. Ya biz de aslında bir nevi burada bakma, hani tamam belki tecrübe isteyen bir aslında balıkçılık türü. Çünkü turna zor bir balık. Yani aynen, gerçekten tanıdığım balıklar arasında en zor, en akıllı balıklardan bir tanesi. Kandırmak zor. Tecrübe aynen istiyor. Aynen. Beceri istiyor. Yani mühendislik çalışıyoruz burada. Yani sahtenin rengi, havanın suyu, rüzgarın durumu, basınç, nem, o bu, yağmur, fırtına, bulut. İşte yani Volkan abi bu konuda evet, yani 30 senedir bir hemen hemen balıkçılık deneyimi olduğunu evet, söylüyor. Evet, gerçekten öyle. Bugün de mesela rast geldik. İyi balıklar almıştı yani. Evet, güzel balık almış. Bir tane 82'nin üzerinde yani. Biz kendimiz eksiğimizi halen görüyoruz. Ne yapmamız gerektiğinde yavaş yavaş belki ilerliyoruz ama hem videolar konusunda da öyle, hem balık, evet, konusunda, evet, balık da öyle. Konusunda da öyle. Ama gerçekten iyi yerlere varacağımızı düşünüyorum ben yani. İnşallah. Mesela ben bu sene mesela gerçekten büyük balıklar çok paylaşacağımı inanıyordum. Teknem işte problem oldu. Elektrikli motordu biliyorsun. Görmüşlerdir arkadaşlar da. O problem olunca tam böyle derinlerin çalıştığı zamanda ben balık avı yapamadım. Ve teknem olmadığı için aslında balığa bile çıkmak istemedim. Yani belki bir ay Ağustos'a kadar, belki aynen, Temmuz'dan ben balığa çıkmadım doğru düzgün. Çıktığım zamanda da keyif almıyordum. Teknenin rahatlığına da alışmışım ama teknenin rahatlığından ziyade yani yapmış olduğum böyle çalışmalar, ışıktır, işte derin dalardır, makettir, odur budur, sonuç veren çalışmalardı. Hep böyle çıtayı ileriye taşıdık. Mesela 20 santim hatta 22 santimdi galiba. Bizim tutangaların rengini de böyle temsil eden bir sahtemiz var. Karpuz rengi, tiger rengi. Onunla mesela Cemil abiyle ilk çıktık, daha ilk aldım, Adana'dan getirttirdim. O kadar tezcanlıyım ki, yani 4 taneyi aldım, otobüse verdirdim. Kargoyu bekleyemiyorum yani. Kargo gelse hafta sonuna gelecek. Dedim ki abi sen otobüse ver, ben alacağım. Otobüs geldi, otobüsten aldım. Cemil abiyle akşam suyu yaptık o gün bak. Sabah suyu da değil galiba, akşam suyu, tam hatırlamaya çalışıyorum da. Geldik abi burada, o sahteleri deniyoruz. O sahtelerle rekor balığımızı aldık. 97 santim aldık. Sen onu da mı aldın? Tabii onu aldım. Ya yani mesela işte dediğim gibi buradaki mesela balık camiasındaki insanlar, hani duayen insanlar çok şey yapmış. Mesela Cemil abiye de şanslı diyoruz ya. Belki de Cemil abi de mesela böyle farklı şeyleri deneme var. Böyle baktığın zaman maketlere ilginç değil mi? Aynen. Yani o anda farklı şeyler. Su üstü deniyor mesela. Saat kaç olmuş? Su üstü deniyor. Şimdi kim dener o su üstünü? Aynen. İşte böyle demek ki farklılıklar bazen. Ama işte nokta atışı yaptığı işte mesela o neydi o derin alas, Strike evet. Pro'lar mıydı? Evet, Strike Pro'lar. Strike Pro'da ben burada deli gibi oluyorum. Bak yeşil benim gümüş renginde de deli gibi oluyorum. Strike Pro burada çok güzel çalışıyor. 6 metreden fena çalışıyor. Cemil abinin rengi de çok güzel çalışıyor ama bak benim maketlerin grisi var. Ya Strike Pro'nun bütün renkleri çalışıyor. Grisi, yine yeşili var. Aynı bu tarza benzer bir yeşil var. Sarılı yeşilli böyle. Zaten turnanın sevdiği renkler bunlar. Aynen. Turna bunlara bayılıyor. Mesela o büyük sahtelerde de yeşil, sarı, turuncu onlar vardı mesela. Bize ne dediler? Mümkün değil, olmaz denildi yani. Hani bu sahteler şey burada çalışmaz. Büyük bu yani uygun değil. Bu yapıya uygun değil. Ya farklılıkları denemek her zaman bence avantaj. Aynen. Şimdi ben o gözleri aldım. Gözleri yapacağım, ne bileyim ışık koyacağım, koku belki, hani kırmızı ilaç var diyorlar ya bazen videolar var. Var bende onu. Şimdi mesela onları deneyelim. Püsküller takalım, kuyruklar aynen takalım, oje sürelim, ne bileyim boyayalım. Takım bir abi var, tanıyorum aslında. Vallahi boyayalım. Ben ojeyle ne kaşıklar yaptım abi. ne
diyelim o zaman, kapanışı yapalım. Abi ne diyelim? Herkese rast gelsin diyelim. Herkese suda olanlara rast gelsin abi. Olan herkese rast gelsin. Peşinde olan herkese rast gelsin. Sizler de bizi yalnız bırakmayın. Bizi izlemeye devam edin. Takipte kalın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın ve paylaşalım.